Özgür Erdursun'dan refah payı açıklaması Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılması planlanan zamlarla ilgili önemli eleştirilerde bulundu. Erdursun, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon farkı ve buna eklenmesi muhtemel 3-5 puanlık refah payının, emekli maaşlarının alım gücünü eski seviyesine getiremeyeceğini ifade etti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri için Beklentiler Erdursun, 2025 Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için yaklaşık %17 oranında bir enflasyon farkı çıkacağını belirtti. Ancak memur emeklilerinde durumun biraz farklı olacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı. Memur emeklilerinde %12 enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ilave edilecek. Ancak refah payının eklenip eklenmeyeceği belirsiz. Emekli maaşları alım gücünü koruyamıyor. Erdursun, emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan enflasyon farkı artışlarının ve dönemsel olarak verilen refah paylarının yetersiz kaldığını vurguladı. Maaşların güncel değerini koruyamadığını belirten Erdursun, 2025 Ocak ayı için şu önerilerde bulundu. Seyyanen artış gerekli. Memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine öncelikle 15.000 bin Türk lirası seyyanen bir artış yapılması gerekiyor. Bu artışın ardından enflasyon farkı eklenerek maaşlarda alım gücü kaybı telafi edilebilir. Kök maaş düzenlemesi Yapılacak seyyanen artışların kök maaşlara eklenmesi ve hükümetin belirlediği taban maaş uygulamasının sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Oransal zamlar yetersiz. Yalnızca TÜİK'in açıklayacağı enflasyon farkı ve üzerine eklenen birkaç puanlık refah payının emekli maaşlarındaki alım gücünü yerine koyamayacağını vurguladı. Çözüm beklentisi devam ediyor. Erdur'sunun değerlendirmeleri, emeklilerin alım gücü kayıplarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Emekliler, 2025 Ocak ayında yapılacak düzenlemelerle ekonomik kayıplarının telafi edilmesini bekliyor.